Bir kardeşimizin, büyüğümüzün çok hoşuma giden tavrını sizinle paylaşıyorum. Kızdığı zaman, kızdığı insana kullandığı cümle şöyle: Allah seni cennetine koysun. Ya kızdığı zaman Allah seni cennetine koysun mu denir? Ya cehenneme koysun, cehenneme koysa senin karın ne olacak ya? Cennetine koy dediğin zaman adama hem dua etmiş oluyorsun, hem de aranızda düşmanlık azalmış oluyor, çoğalmış olmuyor ki. Ne kaybedersin yani? Diyelim ki eşinle kavga ettin. Allah seni kahretsin dersen ne diyecek sana? Allah seni kahretsin diyecek sana. Sen de kahri duasını almış olacaksın. Peki sen eşinle kavga yaptığında Allah seni Fadime annemize komşu yapsın desen, o da seni cehenneme atsın demeyecek ya. Hoşuna gidecek bu. Aradaki düşmanlığı azaltmış olacak. Onun için insan, hele hele bilhassa akrabasıyla olan münasebetlerde, aradaki tartışmalarda çok ölçülü hareket etmek lazım. Kıymetli dostlar, akrabalarımızla iyi geçinmek sıradan lüks bir görevimiz değildir. Allah'ın kesin talimatıdır. Cennete girmek isteyen insanların mutlaka dikkat etmesi gereken bir konudur. Tam bunun tersi, akrabayla münasebetleri kesmeyi yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmak olarak Kur'an ifade ediyor. Bir daha söylüyorum. Akrabalarla bağları kesmeyi, birbirine düşman olmayı yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmak olarak Kur'an bunu kabul ediyor. O zaman fitneci olmamak lazım. Daima biz yarın ahirette hesabını verebileceğimiz tavır ve davranışlar içerisinde olmamız lazım diyorum. Ve bu konuda her bir kardeşimizi akraba münasebetleri konusunda Allah için, Allah rızası için Kur'an ve sünnetteki usul ve kriterlerin dışına çıkmamaya, nefsimizin esiri olmamaya davet ediyorum.